Merhabalar, ben Mehmet Can Yıldırım. Bugün sizlerle beraber Camelux 2 Eksen Torna'da Baraka Bu operasyonunu göz atacağız. Bir önceki videomuzda buradaki deliğim için bir punta ve bir matkap udrilli operasyonu yapmıştık. Matkap olarak yazıyor. Şimdi burada torna katırı ile burayı tornalayarak kendi ölçüsüne getireceğiz buradaki deliğimizi. Bunun için özellik ağacında bakın burada deliğim için kullandığım bir unsurum vardı. Bunu kullanabilirim. Tekrar oluşturmak isterseniz eğer tornayla sağ tuş yapıp torna unsuru içerisinden burada unsur tipinden iç çap özelliğini seçiyorsunuz. Burası önemli. Eğer burası dış çap olarak kalırsa size operasyonda takım yolu hesaplatmaz. Bilginiz olsun. Burası önemli. İç çap özelliğini seçtikten sonra burada yine dönme kesitini seçip işlemesini çizgiyi seçip ilerliyorum. Çarpıya bastım çıktım. Zaten bir unsurum var. Tekrar yeni oluşturmama gerek yok. Var olan unsuruma sağ tuş yapıyorum. Torna bara işlemlerinde bara kaba operasyon içerisine girdim. Burada T2'deki takımım benim için doğru konumlandırılmış durumda. Ben bunu kullanmak istiyorum. Tamam deyip operasyon içerisine geçtim. Şu şekilde yandan dik bir şekilde bakalım. İlk iki sekme takım ve devir ellenme sekmesi. Bu sekmeleri zaten biliyorsunuz. Takım sekmesinde bara operasyonu için tek farklılık şu geliyor. Derin delik delme barası seçeneği içerisine girdiğiniz zaman bakın oryantasyonunda zaten bara operasyonu olduğu için kendisi sol yukarıya olacak şekilde oryantasyonu kendisi yapıyor. Eğer oryantasyonu yapmazsa siz buradan kendiniz gelip değiştirebilirsiniz. Sonrasında takımın oryantasyonunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi biz bara kaba operasyonu sekmesine gelelim. Barakaba'da yine iki farklı kesme yöntemi var. Radial kesim ve eksenel kesim. Ben burada eksenel kesim kullanacağım. Z ekseninde kesim yapacağım şu şekilde. Çevrim kullanmak isterseniz buradaki çevrim aktif hale getirebilirsiniz. Aşağı tarafa doğru geldiğim zaman bakın profil parametrinde kesim miktarlarım var. Ben 1 mm talaş kaldırarak burada kesim yapmak istiyorum diye seçtim. Burada şu önemli. Bakın burada kalandan seçeneği var. Bunun öncesinde bir udrilli operasyonu yapmıştık. Eğer operasyondan kalan yerleri sadece işletmek istiyorsanız burada öncekinden kalan seçili olması gerekiyor. Ki zaten standartta bu geliyor. Eğer öncekinden kalan seçeneği aktifse önüzleme diyelim. Bakın ekranda takım yolunu zaten görüyorsunuz. Udrill'den kalan yerlerde sadece burada bana takım yolu oluşturduğunu görebiliyorum. Eğer bunu kapatırsanız eğer önüzleme dediğim zaman öncekinden kalanı da ilk stok olarak tanıtalım. Bakın şu şekilde deliği hiç delmemiş gibi görüp normal standart bir kaba operasyon yapmış olur. Ben burada öncekinden kalan deyip öncekileri oluştur diyorum, hesaplat diyorum ve barayı görecek şekilde burada hesaplatabilirim. Yandan dik bir şekilde bakalım buradaki kısımda. Burada paylarım yine burada mevcut. Ben buradaki paylarımı sıfıra getirdim. Sıfıra sıfır şeklinde burada işlemesini yaptıracağım. Burada şimdi ensi sekmesi aslında burası bizim için önemli. Burada kısımda geri almada şimdi bakın takım geldi. Burada kısımdan talaşa girdi. İç tarafını boşalttı. En son turdan sonra şöyle çapraz bir harekette modelden çıktığını görüyorum. Bakın kendisini kurtaracak şekilde yapmış. Biraz riskli gelebilir size bu. Eğer daha güvenli bir şekilde çıkartmak istiyorsanız eğer burada. Burada geri al noktasını istediğiniz gibi değiştirin. Yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bakın burada otomatik değil, işte geri çekme noktası deyip kendiniz burada bir değer vererek de yapabilirsiniz. Ve hatta burada otomatiğe getirdikten sonra da burada offset kısımlarını kullanarak buradaki değerleri arttırabilirsiniz. Mesela ben X'te bir 20 mm offset verdiğim zaman bakın çıkışı 20 mm dışarıdan yapacak şekilde yani en son bittiği yerden değil. 0 noktama göre 20 metre dışarıdan olacak şekilde çıktığını görebiliyorum. Ve bu şu anki yaptığı hareket daha sağlıklı bir hareket. Bu şekilde kalabilir. Bu tarz ayarlamanızı yaptıktan sonra tamam direkt operasyondan çıkıyorum. Operasyonun simülasyonuna bakacak olursak da öncekileri yine buradan mevcut duruma kadar deyip hızlı bir şekilde yaptım. Başlattığım zaman bakın şu an iç tarafta simülasyonunu ve boşaltma işlemini yaptı. Buradan fark göster dediğim zaman da bakın bar operasyonunu geldik oluşturduk. Tamam deyip simülasyondan çıkıyorum.
Kenworks'ta iki eksen torn içerisinde Barra kaba operasyonunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.